hepimiz Kartopu Baby One. Tüy olarak da ben 0 numarayı kullandım ama siz istediğiniz numarayı kullanabilirsiniz. Bunda illa bir şu numarayı kullanırsınız diyemem. Çünkü elinizin alışması, elinizin hangi tığda iple beraber rahat ettiği önemli. Şimdi yapımına başlayalım. Öncelikle sihirli halkamızın içerisine 12 tane ikili trabzan yapacağız. Şu şekilde. 2 kere çekerek 1, 2, 3, 4, 5, böyle tam 12 tane ikili trabzan yapıyoruz sihirli halkamıza. Tane trabzanımızı yaptıktan sonra sihirli halkamızı kıstırıyoruz ve ilk zincirimizin tepesine batıyoruz. Şimdi bu sıramızda bütün trabzanların başına ikişer tane ikili trabzan yapacağız. Şimdi ilk direk zincirimizin dibindeki trabzana batıyoruz. İki trabzanımız burada şu an oldu. Şimdi diğer trabzanımızın içerisine 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bu sırada her trabzanımızın başına 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Toplam 24 tane ilmeğimiz olacak. Bu şekilde bütün trabzanların başına 2'şer tane ikili trabzan yapın. 24 tane ikili trabzan yaptık. Bu sıramızda şöyle ilk trabzanımızla birlikte kapatıyoruz. Şimdi bu sıramızda bir tek bir çift yapacağız. Ama önce ilmeğimizin yine başına ikili trabzanımızı yapıyoruz. Böylelikle iki tane trabzan yapmış oluyoruz. Yani bir tek yapıyoruz diğer ilmeğimizin başına. Diğer trabzanın başına da aynı yere iki tane ikili trabzan yapıyoruz. Yine bir trabzan, yan tarafına ikili trabzan. Bu sıra aynen bu şekilde bir tek, bir çift yapa yapa sonuna gelene kadar tekte bitecek zaten. Tekte bittikten sonra yine ilmeğimizin başına ipimizi geçirip diğer sıraya geçiyoruz. Bir tek, bir çift yaparak sonuna geldik. İlk trabzanımızın başına yine batıp sıramızı tamamlıyoruz. İki zincirimizi çektikten sonra yine ilmeğimizin başına bir trabzan daha yapıyoruz. İki ilmeğimiz olmuş oluyor. Şimdi bu sırada iki tek bir çift yapacağız. Böylelikle arttırmalarımıza devam edeceğiz. İkinci tekimiz. Şimdi aynı trabzanın başına iki tane ikili trabzan yapıyoruz. En baştaki trabzanın başına battığımız için iki tane ilmeğimiz oldu. 2 tek 1 çift. Yine aynı şekilde 1 tek 2 tek ve çift trabzanlarımızı yapıyoruz. Bu sıramızda bu şekilde devam edecek. Evet, sıra sonumuzda son tekimizi yaptıktan sonra çift trabzanımızın ilk başına batıp İki zincir çekip diğer sıraya geçiyoruz. Şimdi yine hemen zincir tepemize bir trabzan daha yapıyoruz. İki trabzan elde etmiş oluyoruz bu şekilde. Bu sıramızda da 3 tek bir çift yapacağız. Şimdi bir tek, 2 tek ve 3. teki yapıyoruz. Hemen yanına 2 tane ikili trabzan. Arttırmalarımız 5 tek. Bir çift olana kadar devam edecek. Aynı bu şekilde bu sıramızı da 3 tek bir çift yaparak bitiriyoruz. Daha sonra yine trabzanımızı ilk ilmeğimizin başına birleştirip bu sıramızı bitirdikten sonra 4 tek bir çift. Son sırada da 5 tek bir çift yapacağız. 5 tek bir çift yapıp sıralarımızı tamamlayana kadar hep beraber aynen bu şekilde devam edelim. Şimdi 5 tek bir çift yapıp sıramızı da bu şekilde bitiriyoruz. 2 zincir çekiyoruz ve bundan sonraki her sıramızda her ilmeğin başına, yani her trabzanın başına
tek tırabzan yapıyoruz. Yani şu şekilde. Bir ikili tırabzan yapıyoruz. Hemen yanına bir ikili tırabzan daha. Yanına bir ikili tırabzan daha. Bu şekilde arttırma yapmadan her tırabzan başına bir tane tırabzan yapıyoruz. Bu şekilde toplam en başta başladığımızdan itibaren toplam 18-19 sıra olacak. Hiç arttırma veya eksiltme yapmadan dümdüz her ilmeğin başına, yani her tırabzanın başına bir tane ikili tırabzan yaparak şapkamızı biraz ilerletelim. Şimdi beremizi istediğimiz boyuta kadar ördük. Biz 5 tek bir çift yapana kadar genişliğini ayarladık. Daha sonra her tırabzana bir tane ikili tırabzan yaptık. Arttırma ve eksiltme yapmadan toplam 12 sıra ördük. 5 tek bir çifte kadar da 7 sıra olmuştu. Toplam başladığımız kısımdan son kısma kadar 19 sıra bu şekilde örmüş olduk. Şimdi bunun kulakları için sayıları vereceğim size. Sayılarına bakalım. Ona göre devam edelim. Şapkamızın ön kısmında biz 32 tane ilmek ayırdık. Tam orta kısımdan itibaren 32 ilmek. Yan kısımlarında toplamda 19-19, 38 ilmeğimiz de burada. Ve arka kısımda bu şekilde 20 tane ilmek ayırdık. Ve şimdi kulak kısmını yapmaya başlayalım. Şapkamızın uzunluğunu istediğimiz gibi yaptıktan sonra arka kısımdaki ipimizi koparmıyoruz. Çünkü en son kulak kısımlarını da yaptıktan sonra kenar kısımlarından buradan başlayıp sık iğne yapacağız. Böylelikle kenardaki pütürlükleri kapatıp örgümüzü güzel bir biçime de getirmiş ve son halini vermiş olacağız. Şimdi kulak kısmımızın yapımına başlayacağız. Öncelikle şöyle ipimize bir başlangıç ilmeği atıyoruz. Kulak kısmında ayırdığımız 19 ilmeğimiz vardı. Bu 19 ilmeğimize buradan ayırdığımız kısmın hemen yanından başlıyoruz. 2 zincir çekip her ilmeğe birer tane ikili tırabzan yapıyoruz. 2 3 4 5 Bu şekilde 19 tane yapalım. Daha sonra diğer sıramıza başlayalım. Şimdi 19. trabzanımızı da yaptık. 2 zincir çekiyoruz. Şöyle hemen ilk boşluğa değil, ikinci boşluğa batıyoruz. Böylelikle bir ilmek eksiltmiş oluyoruz. Daha sonra her boşluğa bir tane ikili tırabzan yaparak son kısımda da bir tane eksiltme yapacağız. Şimdi son kısma 2-3 ilmek kalana kadar tırabzan yapmaya devam edelim. Şimdi ilk 2 zinciri çektikten sonra 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 tane tırabzanımız oldu. Burada şurada görmüş olduğunuz gibi iki tane boşluğumuz kaldı. Şimdi bir eksilteceğimiz için bu boşluğa değil direkt yanındaki, yani son kalan boşluğa batıyoruz. Böylelikle toplamda 17 tane oluyor ve iki tane de ilmek eksiltmiş oluyoruz. İki tırabzanımız eksilmiş oluyor. Şimdi diğer kısma geçelim. Diğer kısma geçerken yine iki zincirimizi çekiyoruz. İlmeğimizi çevirdik. Yine ilk boşluğa değil, ikinci boşluğa batıyoruz. Birinci tırabzanımızı yaptık. İkinci tırabzanımız. Her boşluğa bir tane ikili tırabzan yaparak yine son iki boşluk kalana kadar devam edelim. Bu sıramızda da toplamda 15 tane ikili tırabzanımız olacak. Buraya kadar devam edelim. Son iki boşluğumuz kalsın. Şimdi toplam ilk ilmeğimizi, yani ilk iki tane attığımız zinciri saymıyoruz. Toplam 15 tane
ikili trabzan yaptık. Son iki boşluğumuz kaldı. Yine ilk boşluğa değil, ikinci boşluğa, yani zincirin tepesine ikili trabzan yaptık ve toplamda 15 tane ikili trabzanımız olmuş oldu. Bu şekilde birkaç sıra daha yine ikişer başlangıçta ve sonda ikişer tane trabzan eksiltip bir iki sıra daha devam edelim. Şimdi son kesme işlemlerini, yani başta ve sonda yaptığımız kesme işlemlerinden sonra şöyle bir şey yapıyoruz. 9 tane burada ilmeğimiz kalıyor. Son bir kere daha kesme işlemi yapıyoruz. İkinci ilmeğimizle batıyoruz. Toplam 7 tane trabzan olacak. Son sıramızda 3, 4, 5, 6 ve bu ilmeği şuraya, yani zincirimizin başına bir trabzan yapıyoruz. Ve sonra kapatacağız artık. Son şu işlemi yapacağız kulakta. 1, 2, 3 ve 4 tane zincir çekip en baştaki zincirin tepesine batacağız. İlmeğimizi kapatacağız. Bir zincir ve ilk kulağımız bu şekilde tamamlanmış olacak. İlk kulağımız bu şekilde bitti. Buradaki aynı işlemi buraya da yapacağız. İkinci kulağımızı da yapalım. Sonra sık iğnelerimizi de yapıp şapkamıza son halini verelim. Şapkamızın kulak kısımlarını da yaptık. Son işleme geçiyoruz. O da sık iğneyle, yani şu kapattığımız kısımda koparmadığımız ipimizle şapkamızın bütün etrafını sık iğneyle geçip düzenli bir şekilde sokacağız. Şimdi sık iğne işlemine başlayabiliriz. Bir zincir çektik. Hemen dibine ilmeğimizi alıp sık iğne işlemine başlıyoruz. Her boşluğa sık iğnemizi yapıp şapkamızın bütün köşe kısmını da toparlamış, kulak kısmında oluşan yamuklukları da düzenlemiş olacağız böylelikle. Bu şekilde her boşluğa sık iğne yapıp devam ediyoruz ve aynı şekilde bu kulak kısımlarında da böyle bu şekilde batarak daha sonra yine şu kısma geldiğimizde bitirelim işlemimizi. Şimdi bütün kulağımızın etrafını da sık iğne yaptık ve son artık kapatışa geçiyoruz. Son sık iğnemizi de yapıp ipimizi bu şekilde artık tamamen bitirmiş oluyoruz. Bu şekilde çıkan iplerimizi de düzenleyelim. Son şapkamızın son halini iplerimizi kestikten sonra bakalım. Evet, şapkamızın son hali aynen bu şekilde. Şimdi bunu ölçelim ve size de bir fikir olsun. Şimdi kaç aya göre olduğu ölçüsünü de görmüş olun. Şöyle şuradan ölçelim. 20 santim, yani baş çevremiz 40 santim sayılır. Boyu da 16 santim. Boyu da aynen bu şekilde 16 santim. Şöyle bir listemiz var. Baş ölçüleri, şapka boyu ölçüleri yazan. Bizim ölçümüz şu anda 3-6 ay kısmı olduğu için, yani yaptığımız şapkanın ölçüleri de 3-6 ay bebekler için uygun. Bunu istediğiniz şekilde büyütebilirsiniz ölçülerini. İstediğiniz şekilde genişliğinde yapabilirsiniz. Yani baş çevresinde bizim arttırmaları yaptığımız kısımda arttırmalarınızı yaparak daha fazla ölçüsünü büyütüp istediğiniz boyuta getirebilirsiniz. Bu örneğimiz de bu şekilde. Evet, kulaklı bere ölçümüz ve örneğimiz bu şekildedir.
Anlatımımızı beğenmişsinizdir umarım. Tekrar yeni modellerde görüşmek üzere. Bizi beğenip takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın.